İlk çöp içeriğim galiba. Hayır falan değil. Çok var. Ay ben hiç böyle video çekmedim. Böyle videolara nasıl giriliyor? Ver arkadaşlar. Bugün. Hani. Ben normal insan gibi o zaman. Tamam. Merhaba. Bugün Ejber'le birlikte İngiltere'nin aldığım atıştırmalıkları deneyeceğiz. Aslında hiçbiri İngiltere'ye özgü, İngiltere'nin milli atıştırmalığı falan değil. Sadece Türkiye'de olmayan şeylerden almaya çalıştım. Mesela M&M gibi. Tadı güzel olabilecek şeyler de aldım. Kötü olduğundan kesin emin olduğum şeyler de aldım. Bir de hep böyle yabancı şeylerde görüp çok merak ettiğim şeyleri aldım. Mesela Pop-Tart. Mesela Pop-Tart. Mesela Twinkie. Mesela Lucky Charms. Mesela. Başlayalım. Sen konuğum olduğun için sen seç nasıl gideceğimize sen karar ver. Ben küçüklüğümden beri Pop-Tart'ı çok merak ediyorum. O yüzden Pop-Tart'ı en son yiyeceğiz. Go Girl diye bir dergi vardı, hatırlıyor musun onu? Onda böyle yabancı içerikler oluyordu. Bir yerde Pop-Tart'ı gördüm. Ve o günden beri Pop-Tart yemek istiyorum. Bugüne kısmetmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Twinkies'i de sen çok merak ediyorsun. O yüzden sondan bir önce Twinkies yiyelim. Tamam, bunlar sondan ikinci. Pringles'la başlayabiliriz ya da Lucky Charms. Lucky Charms'ı denedim. Ben çok seviyorum. O zaman bunu çok kötü bir şey yedikten sonra yiyelim. Abi pizzalı Pringles var elinizde. Pizzalı Pringles'ın güzel olma ihtimali yok bence. Var mı? Niye? Ne bileyim, böyle yemekli, yemek aromalı bir şeyler beni çok midemi bulandırıyor. Deneyelim. Ya abi gerçekten pizza gibi kokuyor. Evet. Ama kötü pizza gibi kokuyor. Şey, dondurulmuş. Evet evet evet, Bim pizzası. Süper Fresh. Bu arada Bim pizzası güzel bir melef ettim. Süper Fresh pizzan da seviyorum. Şeyi sevmiyorum, inci, inci marka pizza. Onlar kötü oluyor. Cheers. Ben beğenmedim. Şu an pizzanın üstünü yalıyormuşum gibi. Evet. Böyle pizza alırsın, sonra pizza kalır. Ertesi gün böyle ısıtırsın ama ısıtmamışsın gibi böyle... İçi soğuk kalır. Hı, evet, öyle. Ben bunu yemem. Ceylin keser, kesin yer bunu. Ceylin'i iteleyelim. Aynen. Güzel değil. Evet, değildi. No. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 3. O kadar da kötü değil de. Ya, yenir ama yani tercih etmem. Ben Pringles'ı çok seviyorum, paprikasını özellikle. Mesela paprikasını 10 veriyorsam buna 4 falan veririm. Hadi. Sevmeyeceğimden ve midemin bulanacağından emin olduğum bir Nuga. Aslında Nuga güzel bir şey. Rodeo diye bir çikolata var desin, onun içinde vardı Nuga. Ben bunun güzel olacağını düşünüyorum. Aa çok güzel kokuyor be. Ama sen sevmezsin. Çok mu şekerli? Hı, kesin midem. Hadi hadi. Çok güzel. Ben bunu yerim. Aşırı güzel. Çok şekerli. Evet. Sakızı yiyor olsanız tam olarak bu olurdu. Yani hmm, çiğnemiyorsunuz, yutuyorsunuz. Hmm. Big Bubble. O. Aa, çok güzel. Aa, çok güzel. Ben bunu yerim. Asla anlayamayacağım nasıl sevdiğini. Başka neleri vardı bu? Bunun bir sürü çeşidi vardı. Ben bunu alayım. Vizyonsuz. Kesin çok güzel şeyleri vardır bunun. Tipleri vardır. Yoktu. En güzeli buydu. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 10. Abartma. Vallahi çok güzel ya. 9 hadi. Benim çiğneyebildiğim tek bir sakız tipi var. O da... Falım. Aa, iki tane sakız tipi var. Bir tanesi falım, diğeri de şey... Ne o? Delate. Dividend'in mi? Meyveli... Neyse, niye gerek? Niye konuştum ki bu? Bilmiyorum. Sevmediğim bir sakız şeyi hani. Çok güzel. Sen kaç veriyorsun? 1. Aç kalsam doyurmaz beni çünkü midem bulanır. Aç kalmaya devam ederim. Onu da kusarsın. İki falan hiç benlik bir şey değil. Şekerli şeyler hiç sevmiyorum. Çikolatalı bir şey yiyebilir miyiz? Edible anus'ımız var. Çok fazla grafik content olmaması için size göstermeyeceğim ne olduğunu. Ama ismini söylemiş bulundum yani. Yorumlarda şimdi hadi bakalım. Hiç family friendly değilsin. Bütün videolarım sarı dolar oldu zaten. Bıktım ya. Aa, bu benim sevmediğim bir çikolata kokusu. Bu şey, bayramlarda şeyin içinde koyup sana böyle ev sahibinin yiyorum ben. Pişik yapma. Bayramlık bir çikolata değil. Şekil itibariyle cezbedici. Ama hayatımda daha güzel çikolatalar yedim. Türkiye'de daha güzel çikolatalar var.
Bak tadı aynı ne biliyor musun? Hı. Dediğim gibi bayramda bu kare çikolatalar oluyor ya böyle üzerinde gül falan oluyor. Onların tadı daha güzel. Onlar daha sütlü. Sütlüsü oluyor, bitteri oluyor, beyazı oluyor işte. Bu sütlüsü aynısı. Hı hı. Daha acı geldi bana. O psikolojiktir. Üzerinden 5 veriyorum. Dümdüz çikolata, ben buna puan vermeyeceğim. Ekşi bir şey yiyelim mi şimdi? Ekşi şeylerden nefret ederim. Ekşi şeyler hayatta en sevdiğim şeylerdir. Ya ben hayatta benim şu an ekşi şeyime, ekşi ihtiyacımı karşılayabilecek bir şeyle karşılaşmadım. Belki bu odur ama umarım değildir. Çünkü eğer bu oysa hayattaki tek gayem bir şekilde buna erişmek olacak bundan sonra. Ya tek tek. İsmi Toxic Waste. Böyle tek tek şekerler çıkıyor içine. Aa farklı, bir dakika. Cranberry var, red grape var, strawberry var. Strawberry. Strawberry. Çok ekşi. Çok ekşi. Ne kadar bu hafızı. Çok güzel. Çok kötü Ecmen. Çok güzel. Bir geçiyor mu bir noktadan sonra? Hı. Artarak devam ediyor. Şaka yapıyorsun. Çok iyi. Buymuş abi, aradığım buymuş işte. Ben bir damla daha ememem bunu. Yeniden doğdum. Hayal kırıklığına uğradım şu an. Niye? Tatlı oldu. Evet. Bayağı emdin ama farkında mısın? 2 saat yemiyorsun. Ekşi yüzünü. Öyle bir kız var ya. Üstü bayağı ekşi, sonra tadı kalmıyor falan. Öyle bir şey oldu. Sen de sadece sana vereceğim zaten. Sanki. Bunu evime bir daha sokmak istemiyorum. Görmek istemiyorum. Gerçekten toxic waste. Çok güzel ekşi seviyorsanız. Yani... Ama yani ilk 10 saniye falan. 10 saniye mi? En az 30 saniye emdim. Hayır. Bakayım, içinden de çıkıyor gibi. İçi de ekşi. Tekrar bir kazandı. Evet. Yeniden geri geldi. Come back. Oha bayağı büyükmüş bu. That's what she said. Jelly Willis. Sonraki şekerimiz. Ucundan değil, hepsini. Düz yeri bu. Hmm. Hatta daha tatsızı. Evet. Tadı bayağı kötü. Güzel değil. 2. Bu arada Toxic Waste'de puanım 1. Hatta eksi 8. Benim 9.5. O da bir süre sonra ekşiliğe gittiği için. Ama bir süre sonra geri geliyor. Ama o gittiği an kalbimi yeteri kadar kırdı yani. Hadi Lucky Charms. Hadi güzel bir şey yiyelim. Bunu böyle sütsüz direkt mi yiyoruz? Ben öyle seviyorum. Şimdi. Ya içi çok güzel. Sana bir fun fact vereyim mi? Ver. Kylie Jenner. Hadi böyle başlayacağım. Düşünmedim, bir dakika kaşık alayım. Kylie Jenner bir yerde böyle ağırlanıyormuş. Hani kulis tripleri olur ya ünlülerin. Hı hı. İşte kulisime 6 şişe şampanya, 3 adet erkek istiyorum falan gibi. Öyle tripleri oluyor şeylerin. Ünlülerin. Kylie Jenner böyle gittiği bir yerde ondan istek listesi gibi bir şey almış. O da demiş ki Lucky Charms ama sadece marshmallowları. Hayda. Bayağı seviyormuş marshmallowlarını. Bunlar mı oluyor? Evet, onlar marshmallow ama sert biraz. Ve güzel, ağızda eriyen tarzdan böyle. Ben bir şey söyleyeyim, memlanlı şekeri gibi. Vallahi memlanlı şekeri. Haklısın. Bir de bir fun fact daha. Lucky Charms sütü mavi yapıyor. Oha! Ama şunlar hep boyalı işte. Hı-hı. Ondan. Bu arada tadı çok güzel. Mısır, gerçekten mısır tadı alıyorsun. Hı-hı. Mısır gevreği. Cheerios'a benziyor. Bence ama daha güzel Cheerios'tan. Gerçekten şu an mısır yiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Şunlar, yani marshmallow olmayan tarafları. Fokusladı. Ha. Şunları görüyor musunuz? Bunlar. Bunlar Cheerios'a benziyor. Cheerios güzel bir kahvaltılık gevreğimizdir. Yeter bence. Ama daha güzel bunlar. Bu cüteyi 4 kere falan kurdum. Aa, sana benzeyen bir tane marshmallow var. Aa, fırıncı. Çok ana. Gerçekten mevlana şekeri bu arada. Fakatsız yani.
Ama çok güzel değil mi? Ya şeker severim. Onun üzerinden 9. 10. En sevdiğim kavastık yemek. 9 çünkü belki daha iyisi vardır dünyanın. Ama şuna 10 verdim çünkü bunun daha iyisi olma şansı yok. Haksızsın. Bu kadar şey arda arda deyince midem çok bulandı. Benim midem bulanmaz. Aa, içgüdüsel demek ki. Just YouTuber things. Tamam, hadi. Hadi güzel bir şey yiyoruz galiba. Önce şunu mu denesek? Çok mide bulandırıcı, iğrenç bir şeye benziyor. Bence şu an buradaki her şey mide bulandırıcı ve iğrenç. Bu ne lan? Neymiş? Vergi dairesinden geliyorlarmış. Aa. Tutuklanıyorlarmış. Vergi borcumdan dolayı. Vergi borcum yok. Herkese yeniden merhaba. Kanalı ben devralıyorum. Tuba tutuklandı vergi kaçakçılığından. Kamu spotu. Verginizi ödeyin. Ya bunu mu istiyorsun? Hayır istemem aslında. Ben de istemiyorum. Çok kötü görünüyor. Var ya bu büyük ihtimalle ya çok iğrenç bir şey bu ya. Kötü kokuyor. Bir şeye benziyor bunun tadı. Bende de bir şeye benziyor. Neye benziyor? Neye benziyor bu? Aşırı benziyor bir şeye. Türkiye'de olan bir şekere evet. Benziyor yine tadı. Bu arada ekşi bir şey yani. Evet ekşi. O yüzden güzel ama likit olması beni hiç cezbetmedi şu an. Net. Hiç beğenmedim ben bunu. Ben de beğenmedim. Çok mide bulandırıcı. Görüntü itibariyle de öyle. Tat olarak da gereksiz. Aa, ekşi bir şey ve sen beğenmedin. Likit çünkü. Tamam hadi kapat geç geç bir. Hadi güzel bir şey yiyin. Bu ne biliyor musun? Bak bu. Evet oldu şimdi. Bu ne? Bu neye benziyor biliyor musun? Bak şimdi duygulanacaksın. Şöyle bir şey çıktı içinden. Ağza çok yapışan bir şey bu. Evet. Piyanist filminde bir tane karameli 6 parçaya bölüyorlardı ya ona benziyor. Oo. Ben bunu yiyemem. Ağlama. Aşırı yumuşak ve şekerli bir şey. Ecmen bunu da gün yap bakayım. Bravo. Ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok korkuyorum şu an. İğrenç oldu ya. Çok iğrenç oldu. Ben diğer tarafından yemek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Niye şöyle ısırmadık ki? Bir ucundan sen, bir ucundan ben. Durun. Ya ısırsana çek. Bir şey çok yapıyor işte bunu sevmiyorum. Karamel şekeri var ya. Aynen öyle hiçbir farkı yok tat olarak. Bak bunun emilen versiyonu var. Neydi ismini unuttum. Böyle şu şey oval. Misbon. Aa, o, evet. Evet. Aynı tadı aynı ama pratikte daha başarılı. Bu bak bu şeker değil yani şeker. Ama bu direkt onun saf hali. Evet, o şekerli, şeker hali, sert hali yani. E tamam ben de onu diyorum yani yemek daha kolay değil mi onu? Bu tadı daha güzel mi? Yani aynı tadı, hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yanlışsın, haksızsın. Sen tamamen kendi bazı ön yargılarında boğulmuş. Sadece ve sadece o şeker olduğu için onu kötüleyen ön yargılı bir insansın sen. Niye tercihlerime saygı duymuyorsun? Tercihlerine saygı duyuyorum. Sadece bilimsel doğrularla çatışıyor. Öyle mi? Ben burada bir dakika daha duramam yalnız. Bir şey pop tart var. He, dururum. Dur. Durdum. Uygun bir kutum var mı? Çünkü son girmeyecek gibi buna. Bravo. Reverse engineering yaptım. Burada dursun. Gelen insanları ikram edersin. Nasıl? Nasıl? Gezdirip ısırır mısınız? Ya da bunu eritip çok yapıştı dişime. Ya. Burada duracağım. Ne yapacağım bununla bilmiyorum. Galiba hayatım böyle yetti dişime. O zaman patlayan şeker. Şu
Şu an yediğim her şey karamelli olacak. Çok koymasaydın keşke. Bu ne? Ne az bile. Ben çok severim patlayan şeker. ASMR. Ne yapıyorsun tamam? Sürüyorum. Ha. 10. Yiyor musun? Ne oldu? Ben fazla aldım. Midemde patlama ilerlemiştik mi? Hayır. Niye? Veriyor çünkü. Aşağı giden kadar erir mi? Hemen yoksa mesela. Hala devam ediyor. Çok güzel. Güzel ama ülkemizdeki herhangi bir patlayan şekerle aynı bence. Bu onun puanını düşürmez. Haklısın. Çok güzel. Ben yenilendim. Fıkır fıkır hissediyorum. Hadi camel balls. Şeklini de böyle yapmışlar. Bu ne ya? Meşe falandı. Nasıl mı çıktı? Bu yiyeyim bayağı kötü. Çok kötü. Tadı kötü yani. Hissi de kötü. İyi olan hiçbir şey yok bununla ilgili. Ne bunun içinden çıkan? Tadımı neyle yapmaya çalışmışlar? Çok kötüydü. Bir şey diyeceğim, bir anda daha kötüsünü deneyip artık güzel bitirelim şeylere mi? Geçelim. Ketçabı mı? Arkadaşlar, bu yeme cesaretini gösterdiğim en kötü şey olacak büyük ihtimalle. Ketçap aromalı sakız. İğrenç. Burger gibi yapmışlar. Hazır ediyor. Bunu sadece ısıralım ya, ben ağzıma atamam bunu. Ketçap tadı yok. Var. Bu ebe. Gözüm yaşardı, çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. İçine sıvı yapmasalar keşke. Niye böyle şeylere giriyorlar ya? İçinden sıvı çıkan ve güzel olan bir şey söylesene bana. Şey, centrifuge. Nasıl ı-ı? Müthiş bir sakız. Dünyanın en iyi sakızı. Centrifuge mavi. Evident light. Ve falım. Meyveli falım. İçinden sıvı mı çıkıyor? Hayır, onlar daha güzel yani. Hayır, kesinlikle centrifuge. Dünya üzerine gelmiş en iyi sakızdır. Yok et bunları. Asıl toksik waste bunlar. Twinkies. Benim bir bütün yeme şeyim yok, bölüşelim. Benim de yok. Twinkies'e. Muz kokuyor. Türkiye'de var muadili. Ne? Pop kek'in muzlu olanı var ya. Hmm. Aynı onun gibi kokuyor. Okey. Evet. Aynısı direkt. Çok güzel tadı. Çok güzel. Kremes çok güzel. Bir şey deme, çok güzel. Güzel güzel. Tamam. Ya. Bunu niye yiyemiyorum? Güzel ama yiyemiyorum. 9.5 veririm. Baktın mı? Biraz. 9. 8. Ben 8 veririm. 8.5. Çok güzel abi. Çok lezzetli. Şu an abilekini düşünemiyorum. Çok tatlı gözüküyor. Bakın. Biraz şurası kırıldı ama olur öyle şeyler. Bilmiyorum. Gerçekten tart hamuru gibi. Yumuşak. Aynen. Şu altındaki hamur rum tadı çok yapay. Ya da çiğ gibi. Ben bunu beğenmedim. Cidden çiğ gibi. Çiğ gibi. 5, 4. Çok kötü hamurun tadı be. Evet. Bunu da hayal kırıklığına uğradım. Evet. Twinkies net daha güzeldi. Bence de. Ama hala yiyor. Ve hamurlu bir şeye ihtiyacım varmış o yüzden. Tutsun midem. Ekmek var mı? Şu an şurada Pringles duruyor ya, ben dünyanın en güzel şeyi diye geliyor. Pop tartı yemeyeceksin galiba. Bu kadar fark edilme kötüydü yani, net kötüydü. Yine Twinkies ya, var ya. Click filminde Adam Sandler aşırı seviyordu bunu. Hatta sürekli Twinkie yemekten şişman. Biri hani izledin mi filmi? O filmden beri aşırı merak ediyordum ve haklı mısın Adam Sandler? Şişmanlık değer yani. İzlediğiniz için teşekkürler.
Ecmel'e de teşekkürler bana bu korkunç yolculukta eşlik ettiği için. Rica ederim. Bana güzel katkıları oldu bu yolculuğun. Toxic West gibi. Ekşi bir şey varmış demek ki beni tatmin edecek. Etti mi seni tatmin? Hı hı. İlk başta çok ekşiydi, çok güzeldi. Baya memnunum gerçekten, hayatımdan çok memnundum. Arkasına yaslanmış bir Ecmel'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Buraya bir yere koyarım diye düşünüyorum. Benim kafamın üzerine koysana direkt o yuvarlayı. Evet, ben onu yapmayı çok seviyorum. Kendikini de seninkini tamam, üzerine. Biraz uzak duralım birbirimizden. Ecmel'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bana da isterseniz abone olabilirsiniz değilseniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz.